Doğu Türkistan'da yaşanan zulme dünyadan tepkiler büyüyor. 21 Aralık'ta Türkiye'den Adıyaman ve Mersin'de sivil toplum kuruluşları Çin'i protesto etmek için bir araya gelirken, Endonezya Jakarta'da halk bir kere daha Çin konsolosluğu önünde toplanarak Çin'e tepki gösterdi. Yine aynı gün Kırgızistan'da bir araya gelen Kırgız Türkleri Çin konsolosluğu önünde bir araya gelirken, Almanya Berlin'de meydanlara akın eden Uygur davası gönüllüleri basın açıklaması yaparak Uygur Türklerini desteklediklerini açıkladı. Ayrıca Beyaz Saray önünden Dışişleri Bakanlığı binasına kadar yürüyüş yapan Uygur Türkleri baskıcı politikaları nedeniyle Çin yönetimine tepki gösterdi. Bursa'da Çin'in Uygur Türklerine uyguladığı baskı sonucu şehit olanlar için gıyabi cenaze namazı kılındı. Ulu Cami'de Cuma namazının ardından kılınan gıyabi cenaze namazına STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Seyit Tümtürk, burada yaptığı konuşmada Doğu Türkistan'da 68 yıldır fiili işgal ve sistematik bir asimilasyon politikasının uygulandığını belirterek, özellikle 2017 yılından itibaren Çin Komünist Yönetimi Doğu Türkistan'daki Müslüman Uygur Türklerine tarihin şahit olmadığı zulmü uygulamaktadır dedi. Birleşik Devletler Adalet Bakanlığı tarafından ortaya atılan iddialara göre Çin, Birleşik Devletlere ait şirket ve kurumlardan bilgi sızdırmaları için hackerlara sponsorluk yapıyor. Dünyanın en büyük iki ekonomisi olan Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki gerilim her geçen gün artmaya devam ediyor. Şu ana kadar dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi olan Huawei, Çin hükümeti adına casusluk yapmakla suçlayan Birleşik Devletler, konuyu bir adım daha ileri taşıyarak Çin hükümetini kendilerine saldırıda bulunan Çinli hackerları desteklemekle suçladı. Çin ise ABD tarafının siber hırsızlık adı altında Çin'e karşı yersiz suçlamalarda bulunduğunu açıkladı. ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Şubat ayı sonunda görevden ayrılacağını açıkladı. Mattis'in bu kararı ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından geldi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'in görevden ayrılmasının Washington'un Suriye'deki güçlerini çekme kararıyla doğrudan bağlantısı olduğunu söyledi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu, Yemen'de yaşanan savaşın sonlandırılması için devreye girdi. BMGK liman kenti Hudeyde'de sağlanan ateşkesi denetlemek üzere Uluslararası Denetleme Grubu kurulması ve bu grubun bölgeye gönderilmesi kararını verdi.